Libya'nın yeni başbakanı Dibeybe, dost ve müttefik Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 5 Şubat'ta göreve başladı. Ardından ilk röportajını Anadolu Ajansı'na verdi. Liyakata dayalı, icraat gücüyle kendini ispatlayan bir teknokrat hükümeti olacağız diyen Dibeybe'nin gündeminde Covid-19 vardı. Elektrik ve sağlık gibi konularda yaşanan yaşamsal zorluklar ve günlük sıkıntılarla ilgileneceğiz. Sonrasında barış komisyonları oluşturma ve başkanlık konseyiyle anayasa hazırlama konularını düşüneceğiz. Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı Türkiye ile ilişkilere değindi. Türkiye ile dayanışmayı geliştirmeyi ve ticaret hacmini arttırarak en yüksek seviyelere çıkarmayı umuyorum. Türk halkı ve devletiyle çok büyük dayanışmamız olacak. Türkiye müttefik, dost ve kardeşimizdir. Ayrıca Libyalıların gerçek hedeflerine ulaşmasında onlara destek olmak için büyük imkanlara sahip. Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır. Dibeybe ülkesinin içinde bulunduğu durumu da değerlendirdi. Libya barışının tesisi için zorlu bir aşamadayız. Her iki tarafında tavizleri vermesi gerekiyor. Savaş suçları sabit görülenlerse yargı ve adaletle karşılaşacaktır. Başbakan seçilen Dibeybe 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar Libya'yı yönetecek.